ülkemizin artık bir uzay ajansı var. Bir rüyaydı, gerçek oldu. Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Çok güzel olur inşallah. Daha neler kuracaklar, dur bakalım. Ya yaparız yaparız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Milletin uçakları çıkıyor, bizimkisi çıkmadı. Artık 3, 2, 1 sesi Türkiye'den yükselecek. Uzaya gönderilecek araçlar yurt içinden fırlatılacak. Ajans, kararnamede belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere özel bütçeye sahip olacak ve Milli Uzay Programı için çalışmalar yürütecek. Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve hava araçları geliştirecek, keşif çalışmaları yapacak. Gerektiğinde yetkilendirme ile süreçleri denetleyecek. Çok iyi, yani olması gereken şeyler. Türkiye'nin de uzaya açılması iyi olur yani. Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı. Türkiye'nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek ifadelerini kullandı. 20 yıllık rüyamız gerçek oldu. Milli çıkarlarımız doğrultusunda uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek bu ajans rekabetçi sanayiye de zemin hazırlayacak. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak. Başkan aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak. Peki Türkiye'nin NASA'sı olacak ajanstan, halkın beklentisine? Vallahi bu konuda ileri adım atmamız gerekiyor. Yani çok geride kalmış bu adım bu konuda. Peki bir Türk uzaya gidince ilk ne yapar orada? İlk bayrağını diker. Uzay Ajansı teknolojinin gelişmesi güzel bir şey tabii. Ülkemiz adına, diğer ülkelerle yarış adına güzel bir şey. İstikbal göklerdedir. Bu iş böyle. Yani bir dünya savaşı yaklaşırsa ya da herhangi bir savaş olduğu zaman sizin havadaki yeteneğiniz zaten önemli olacaktır. Türkiye bu işlerde çok geride kaldı. Zaten yıllarca da bilinçli olarak yapmadı. Yapılsın, bunlar yapılacak da. Yani bunun için para, sermaye gerekecektir. Bu fakirlikte biz uzaya çıkacağımızı düşünüyorsak herhalde 150 yıllık yeni hikayeler anlatılacaktır. Bizim Türkiye'miz bu açıdan gelişmedi. Henüz yani bizim uçaklarımız çıkmadı. O yüzden yani bu bizim milli bir gururumuzdur. Eğer çıkarsa inşallah çıkar. İnşallah Türk bayrağımızı da oradan dalgalandırırız.